Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız ağırlık merkezi dik üçgen uygulamaları. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şuraya yazın muhteşem üçlü. Evet 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturur. Burada en çok dikkat edilmesi gereken şey bu arkadaşlar. Ya muhteşem üçlü kendiliğinden çıkar mesela şu soruda olduğu gibi. 90 derece diyeceksiniz ya da 90'lığın olduğu sorularda Muhteşemüştü'yü kullanacağız arkadaşlar. Evet hemen sorulara başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şu birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi şununla şu birbirine eşit vermiş. bu ağırlık merkezi hikayesi var ya ağırlık merkezini kullanacağım. Hocam ya bunu uzatacağım ya bunu uzatacağım ya bunu uzatacağım. Adam sana şunu vermişse bunun devamını uzatmalısın. Verilen bilgiyi kullanmak zorundasın değil mi? Bunu uzattın e, bu kenar ortaya olmak zorunda eyvallah. E hocam burası k burası k e, bununla bu birbirine eşit verilmiş yani burası 2k verilmiş. Ağırlık merkezinden dolayı 2'ye 1 oran olacağından burası da kaldı. oldu. A burası da eşit oldu. Ne çıktı burada? Muhteşem. Yani açımız kaç derece? 90. 90 40 ise x açısı da yani x artı 50 eşittir 90 ise x buradan kaç gelir arkadaşlar? 40 derece gelir. Evet birinci sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi yine ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezinden geçen bir kenar ortaydır. Hemen şu kenar ortayı yapıştıralım. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. 6 ise bir tek buraya 12 yazabiliriz. 12, 16 ise bak verilen bilgileri kullandım. 20 geldi. X'i bulacağım. X'i olaya dahil etmek zorundayım. Bu ağırlık merkezi buraya kadar ya. Devamını getirsek arkadaşlar. X'i işin içine katmak zorundayım. Hocam şunlar şu birbirine eşit mi? Çünkü ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak. E 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem. Üçlü olduğundan burası da eşit oldu. Yani burası 10 on, burası 10 sa burası da 10 on oldu. 10 ken burası da kaç yaptı o zaman? 20 yaptı. Evet ikinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Arkadaşlar 6 var 9 var direkt Pisagor'dan burayı bulmaya çalışmayın. Öncelikle ağırlık merkezinden geçiyormuş ya ağırlık merkezinden geçen kenar orta. Ha, bunlar kenar ortay diye söylemiş öncelikle bir saniye. Bu kenar ortaysa 6 ise 6 bak daha güzel çıktı. 9 12 15 gördünüz mü? Şunu bulmamıza gerek yokmuş demek ki. E hocam bu da kenar ortay ya. Bu kenar ortay olduğundan hocam bununla bu birbirine eşit. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oldu. E bunu tamamı 15. Şuradan başlayalım. Burası K iken burası nedir? 2K. 3K iken burası da 3K. Burası da 3K oldu. Toplam 6K neye eşit arkadaşlar? 15'e eşit. Benden 2K isteniyor. 3'e e böldüğümde 2K eşittir. 5 geldi. E x de 2K'ya eşit olduğundan cevabımız da ne yapar? 5 yapar. Evet 3. soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 4'e. Dikten bir kenar ortay çizilmiş. Çünkü G ağırlık merkezi demiş. E eşit eşitse muhteşem üçten dolayı burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E hocam buraya K dersem burası ne olur? 2K. E burası 3K iken burası da 3K. Burası da 3K. Bize demiş ki GD yani K ile DC. 3K'nın toplamı 16 demiş. Yani 4K eşittir 16 ise K'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. AD uzunluğu isteniliyor bizden. AD uzunluğu da 3K'ya eşit değil mi arkadaşlar? K yerine 4 yazarsak cevabımız kaç yapar? 12 yapar. Evet dördüncü soru Edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Evet bu kenar ortay bu kenar ortay. Kenar ortayların kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Bir de 10 sa burası 5 midir? 1'e 2 oranından evet. 90'dan çizilen kenar ortay var burada. Hop bu da eşit olmaz. Muhteşem şu olur. Yani 15 ise burası da 15 burası da 15 oldu. Toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? 30 yaptı. E burası 30 burası 24. Dikkat edin 6 çarpı 5. 6 çarpı 4. E o zaman burası da 6 çarpı 3. Yani 18 değil midir? Evet. Bizden ne isteniyor? AB uzun isteniyor. Cevabımız böylelikle 18 çıktı arkadaşlar. 5. soru denizli oldu. Geldik 6. soruya. 90'lık varsa ağırlık merkezi varsa. Bak ağırlık merkezini kullanacaksın. E ağırlık merkezini kullanmak demek ya buradan çizeceksin. Sadece kenar ortaya oluşuyor. Özel bir durum oluşmuyor. Ya buradan çizeceğim. Sadece kenar orta oluyor. Bire 2 oran oluyor. Özel bir durum oluşmuyor. Ya da buradan çizeceğim. Ki 90'lı sorularda zaten genelde %90 muhteşem arkadaşlar. Bak 90'dan ağırlık merkezinden geçen kenar ortaysa hocam şu şuna eşit oldu ve 90'dan çizilen kenar orta olduğundan burası da eşit oldu mu? Oldu. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Tamamı 30 değil mi bunların? Evet hocam 15 15. Dolayısıyla burası da 15 oldu. E 12'si buradaysa buraya 3 kaldı. Hocam burası 15 yani K2K olduğundan ki ben K2K yazmıyorum genelde. Şimdi yazdım. 3K eşittir 15 ise K'yı 5 buluruz. Ya da tamam belliyken ağırlık merkezinde 3'e böldüğünde kısa parçayı bulursun. Direkt 5 diyebilirsin. E 3 5 ise X'de kaç çıkar o zaman? 3 4 5 üçgeninden 4 çıkar. 6. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 7. soruya. Bak yine 90 derece var. Ne yapacaksın? Çiz kardeşim. Hop ağırlık merkezinden geçen muhteşem üçlüğü çiz. BC'yi e, 24 demiş. <laughs> hocam burası 12. Burası da 12. Muhteşem üçten dolayı burası da 12 mi? Evet. E hocam 12'yi 3'e bölsek kaç geliyor? Hocam burası 4. Burası 8 olur. Bak 1'e 2 oran. K 2 K yazıp da yapabilirsin. Sıkıntı yok. E hocam burada ne çıktı? Pisagor. Pisagor bağıntısı yapacak olursak arkadaşım. Şuraya A diyecek olursan. 4'ün karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı. Ben buldum da yazıyorum. Artı A kare. Hocam bak yarısının kök 3 katı. E o zaman burası da yarısı yapar. Yani 2 yapar. 30, 60, 90 üçgeni. A buradan 2 çıkıyor. Buradaki Pisagor'dan da yapabilirsin tabii ki. A 2. E tamam. Tamamı kaçtı arkadaşlar bunun? E bizden x isteniyor. X dediğimiz yerde şurası değil mi arkadaşlar? Evet. X dediğimiz yer burası. Yani 12 ile 2'nin toplamı x. 12 ile 2'nin toplamı kaç yapar? 14 yapar. Dolayısıyla 7. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 8. soruya. Şekil 1'de resmedilen açılır kapanır köprü üzerindeki GH direğine bağlı halat yardımıyla çalışmaktadır. Köprü şekil 2'deki gibi açıldığında G noktası oluşan ABC dik üçgeninin Evet ABC dik üçgeninin yani burası 90 dereceye arkadaşlar verilmiş. Ağırlık merkezi olmaktadır. Eyvallah. EHC uzunluğu 11 iken hala burası 11 mi? Evet. Hocam burası 3 hala burası 3 mü? Evet. E, bu ağırlık merkeziymiş ve dik üçgen. Bakın burada 90'dan ağırlık merkezine kadar gelmiş. E, ne yapacağız hocam burada? Hop devamını getirse. Bu kenar ortay olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. 90'dan ağırlık merkezinden geçiyor. O zaman 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturdu. Yani burası da eşit oldu. E hocam ben şuraya bir ne diyeyim? A dersem. Burası A artı 11. O zaman burası da A artı 11 olacak. E A artı 11 bölü 3 ile uğraşacağım ben burada. Ya da direkt buradan başlayalım isterseniz. Hocam ben buraya A dersem. Burası 2A oldu. E, 3A iken burası da 3A. Burası da 3A. Burası da 3A olduğundan buraya da 3A eksi 11 mi kaldı arkadaşlar? Evet. Şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Dik üçgenin kenarları kaç? 3. 3A eksi 11 ve A. Arkadaşlar burada bir pisagor bağıntısı yapacağız. A'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı 3A eksi 11'in karesi diyeceğiz. E burada ne var arkadaşım? Burada pisagor bağıntısı var. İşlem işlem işlemle A'yı bulursunuz. Ya da Hisset kardeşim 3 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 3, 4, 5. 5 koyarsam 15 11'den burası 4 yapıyor mu? Yapıyor hocam. O zaman A kaç çıktı? 5 çıktı. Bizden ne isteniyor? Köprünün uzunluğu kaç metredir? Hocam köprünün uzunluğu 3A, 3A, 6A değil mi? Evet 6A isteniyor bizden. A yerine 5 yazdığımızda o da kaç çıkar? 30 çıkar. 8. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 30 yani Ceyhan çıktı. Ve böylelikle bu testimizi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.